Hiç düşündünüz mü atalarımız yani Homo sapiensler acaba nasıl beslenme alışkanlıkları vardı? Ateş icadına kadar ne tüketiyorduk? Et tüketimine ne zaman geçtik ve nasıl oldu? Etten önce ne yiyordu atalarımız? Nasıl bir korunma, savunmaya sahiplerdi? Günde kaç öğün yemek yiyorlardı? Bu sorular hep kafamda merak uyandırdı benim. Ve bugün sizinle bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız beraber. Ben de bilmiyorum ama her zaman Homo sapiensler ilgimi çekmiştir ilk atalarımız olduğu için. Onların da beslenme alışkanlıkları her zaman dediğim gibi merak ettim. Araştırmalar yaptık tabii ki burada çok basit bir şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum. Nasıl öğreneceğiz? Tabii ki Somgastro'ya soracağız. Somgastro'yu eğer ilk defa duyuyorsanız gastronomi ve şarap üzerine eğitim görmüş, daha çok bu konular üzerinde konuşan bir yapay zeka. İsim Somgastro'ya girip orada istediğiniz soruları soruyorsunuz. Ben burada gastronomi öğrencileriyle beraber kendim gastronomi öğreniyorum ve burada tabii gastronomi öğrenmeye başlamadan önce de Homo sapiensleri bilmek lazım. Ben sizinle burada paylaşacağım. Bakalım neler öğrenmiş ama basit bir şekilde yapalım. Tabii ki burada bilimsel konuşmayacağız ama dediğim gibi ne tüketiyorlardı, nasıl tüketiyorlardı onları merak ettim ve yapay zekaya sordum. Merhaba, bana Homo sapiensleriniz ilk beslenme alışkanlıklarını yazar mısın? Et tüketiminden önce ve ne zaman et tüketimine geçildi? Ateşin buluşu nasıl bir yol oynadı diye sordum. Yapay zeka şöyle bir cevap vermiş. Homo sapiensin ilk beslenme alışkanları et tüketiminden önce bitkisel beslenme, toplayıcılık. Homo sapiensler biliyorsunuz gruplar halinde yaşayan sosyal bir canlılar zamanında ve o kadar bugünkü tabii ki teknolojiye sahip değillerdi, savunmasızlardı. O yüzden de ağaçların üstünde yaşıyorlardı ve o zaman ilk zamanlarda Homo sapiensler öğrendiklerimize göre daha çok et tüketiminden önce daha çok böyle meyve, tohum yiyerek evrimleşme sürecini ilerletmeye çalıştılar. Gruplar halindelerdi. O zamanki konuşma tarzı tabii ki bugünkü konuşma gibi değil. Sosyalleşme bence o zaman başladı. Yani bence de değil aslında öyle görüyoruz. Ve toplayıcı olarak yaşadıklarını söylüyor yapay zekada. Besinlerini doğadan toplayarak elde ediyorlardı. Bu dönemde avcılık henüz yaygın değildi. Neden? Çünkü daha bilmiyoruz. O kadar gücümüz yok. Daha silah yapmamışız. Taşı kullanmıyoruz. Ateşi bulmadık. Herhangi bir yırtıcıları veya diğer hayvanları avlayabilecek bir gücümüz de yok. Ama savunmasızız da o yüzden de yırtıcılardan da korunmamız gerekiyor. O yüzden biraz daha dikkatli ol ondan yıllarda Homo sapienslerin yapay zekanın dediğine göre. Ben de belgeselini izlemiştim o şekilde. Et tüketimine geçiş ne zaman oldu? Avcılık ve et tüketimi. Homo sapiensler avcılık yeteneklerini geliştirdikçe et tüketimi de arttı. Bu geçiş yaklaşık 2 milyon önce Homo erectus ile başladı. Homo erectus da Homo sapienslerin aslında bir evrimleşmeden önceki hali. Homo sapiensler ile devam etti. Protein ve besin değeri. Et yüksek protein ve enerji içeriği nedeniyle önemli bir besin kaynağı haline geldi. Aynı zamanda evrimleşme sürecimiz beynimizin daha farklı çalışmasına yol oynadı. Tabii daha eti o zaman nasıl daha çiğ yiyoruz. Gücümüz de yok. Yırtıcı hayvanların avlandıkları geri kalan etleri yiyerek artık yavaş yavaş etin yemeye başlıyoruz. Yani daha meyvelerden çok artık diyelim ki aslanlar geyikleri avladı. Orada kalan etlerden biz bir nevi leş yiyor gibi olabiliriz. Evet doğru. Oradaki etleri yiyerek artık beynimizin daha farklı evrimleşme sürecini geçirmesini hızlandırdık. Ateşin buluşu ve rolü, ateşin kullanımı, ateşin kontrol altına alınması Homo erectus döneminde yaklaşık 1 milyon yıl önce gerçekleşti. Homo sapiensler de bu bilgiyi devraldı. Nesilden nesile ateşin buluşu artık ilerledi ve bizim diğer canlılardan en büyük ayıran ateşin buluşuyla bizim çok büyük bir silahımız oldu. Artık gruplar halinde silah yapabiliyoruz, taşları sivrileştirip keskinleştirebiliyoruz, ateşimiz var, gruplar halinde yaşıyoruz. Ve daha farklı farklı güçlerimiz olmaya artık yerleşik hayatta geçiş döneminde başladığını söyleyebiliriz burada aslında. Sosyal etkileşim, ateşin buluşuyla sosyal etkileşim daha da farklı o evrimleşmeye başladığını söylüyor yapay zeka. Özetle ilk beslenme, et tüketimine geçiş ve ateşin rolü. Ben bunları daha sonra bu üçünü daha detaylı açıklamasını istedim.
et tüketiminden önce, yani eti bulmuyoruz, ateşi bulmuyoruz, böyle vegan olduğumuz dönemlere söyleyebilirim. Daha detaylı yazmasını istedim yapay zekamıza. Bitkisel beslenme, homo sapienslar doğada bolca bulunan meyveleri tüketiyorlardı. Bu meyveler enerji ve vitamin açısından zengindi. Özellikle ormanlık alanlarda ve nehir kenarlarında çeşitli meyve türlerine ulaşmak mümkündü. Yapraklar, kökler ve yumrular, tohumlar ve kuru yemişlerle beslenme alışkanlığımız o dönemler devam etmiş. Toplayıcılık, doğada toplama, mevsimsel toplama, araç gereç kullanımı. Araç geç kullanımda yavaş yavaş artık tahmin ediyorum ki taşlarla işte kullana meyveleri yemeye tüketmeye başlamışlar. Tabii bunlar homo sapiensler hala da öyleyiz. Sürekli gezen, hareket halinde eden bir canlılardı. Hala da öyleyiz. Bugün sürekli gezmemizin, sosyal olmamızın nedeni aslında atalarımızdan gelen o özellik. Özetle et tüketiminden önce enerji ve vitamin kaynağı, lif ve vitamin açısından zengin, karbonhidrat ve enerji kaynağı, protein ve yağ açısından zengin, toplayıcılık, mevsimsel beslenme, araç kullanımı, bilgi paylaşımı nesilden nesile gitti. Sonra et tüketimine geçiş nasıl oldu? Dediğim gibi belgeselde de izlemiştim, Evrim Teorisi belgeselinde leşleri yiyoruz atalarımız. Çünkü direkt böyle eti alıp silah yapıp olmadı, yavaş yavaş bir geçiş süreci vardı. Oradan da onu söyleyebilirim. Yapay zekayı da sordum, bakalım ne demiş. Avcılığın başlangıcı, alet kullanımı, stratejik avlanma, avcılık tekniklerini yazmış. Protein ve besin değeri tabii ki artık et tüketimiyle beraber protein ve beynimiz farklı evrim geçirmeye başladı. Enerji ve yağ, tabii ki çok fazla enerji almaya başladık ve bu sefer de gruplar halinde avlanmaya başladık. Kemik iliği ve organ etlerini söylemiş. Sosyal ve kültürel etkinlikler nasıl bir evrimleşme süreci olmuş onu da söyleyelim. Avcılık topluluk içinde işbirliğin ve sosyal bağlarını güçlendirdi. Gruplar halinde avlanma, avın paylaşılması ve birlikte yemek yemek sosyal etkileşim arttırdı. Bir takım çalışması orada. Artık ilk takım çalışması da orada başladığını söyleyebiliriz. Strateji üretmeye, beraber plan yapma, sosyalleşme, gruplar halinde avlanma gerçekten o zamanlar başladığını, evrimleştiğini ve buraya kadar geldiğini görüyoruz. Bugün hala bir strateji, bir planlama yapıyorsak bilin ki atalarımızdan geliyor. Ritüeller ve gelenekler, avcılık ritüeller ve geleneklerin oluşmasına katkıda bulundu. Avın başarısı, kutlamalar, ritüellerle anılıyordu. Özetle söylemiş bunları. Sonra ben ateşin buluşunu ve söyledim. Ateşin buluşu, ateşin kullanımı, ateşin kontrol altına alınması. Ateşin kontrol altına alınması Homo erectus döneminde yaklaşık 1 milyon yıl önce gerçekleşti. Homo erectus doğal yangınlardan elde edilen ateşi kullanmayı öğrendi ve zamanla ateşi kontrol altına almaya başardı. Birden şu şekilde ateşi bulduk değil, doğal faaliyetler oluyordu. Hatta belgeselde şöyle gösteriyor, sürekli savaşmaya başlıyorlar. Çünkü o kadar bilmiyoruz ki ateşin ne olduğunu ilk defa görüyorlar. Ve sürekli savaşmaya başladılar ama tabii ki ateşi yenemezsiniz. Ama daha sonra onları kontrol altına almayı gruplar halinde öğrendiler. Ve bilgi nesilden nesile aktarılarak ateşin ilk icadı, yani buluşu gerçekleşti. Pişirme, ateşte pişirme öğrenildi. Devrim geçirdi. Daha sonra hayvanlar, kurtlar köpeğe dönüştü. Zararlı mikroorganizmanın öldürülmesiyle sayesinde beynimiz daha farklı evrimleşti. Sosyal etkileşim nasıl olmuş peki ateşte? Etrafında toplanma, güvenlik ve koruma, kesinlikle diğer hayvanlar hiçbir şekilde yaklaşamadı. Çünkü ateşten korkuyorlar ve mükemmel bir güvenlik aracı oldu. Kültürel gelişimde olduğunu söyleyebiliriz. Yani kısaca eğer gastronomi dersi görüyorsanız, gastronomi dersine başlangıç seviyesinde ilk olarak homo sapienslerle başlamayı şöyle kısaca ele aldık. Ben 3'e ayırdım. Yapay zeka da bu şekilde 3'e ayırdı. Yani etten önce tüketim, ya vegan tarz diyebiliriz. O zaman silahımız yoktu. Ağaçların üzerinde yaşıyorduk ve sürekli gezmek halindeydik. Ve savunmasızdık. Daha sonra et tüketimi başladı. Et tüketimde daha çok geriye kalan artıklar yiyerek yırtıcı hayvanlardan. Daha sonra ateşin buluşuyla onları pişirip beynimizin farklı evrimleşmesiyle, daha farklı düşünmesiyle silahlaşıp kültür etkinlik, sosyalleşme yaparak evrimleştiğimizi söyleyebilirim. Benim ilgimi çeken konular bunlar. Umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Daha fazla bilgi gastronomi konusu paylaşmaya devam edeceğim. Ama gastronomi konularında detaya girmeden önce de bir homo sapiensleri atalarımızı paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bye bye.